Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 21 Ocak'ta Türkiye saatine göre gece yarısı 23:53'te 1 derece Kova burcunda yeni ay doğacak. Her yeni ay gibi umut dolu bir yeni ay, ama bu yeni ay biraz daha umut dolu. Çünkü Kova zaten geleceğin burcu. Üstelik bir süredir gerilemekte olan işte Merkür, Mars, bu gezegenler nedeniyle yeni yıla zaten enerjisi düşük başladık. Biraz motivasyonumuz da azdı Ocak ayının başlarında. Bu yeni ayla beraber retro gezegenlerin de artık ileri dönmesiyle beraber enerjimizi daha çok geleceğe yönlendirebiliriz. O yüzden yeni umutlar, yeni hedefler belirleyebilir, başlangıçlar yapabiliriz. An haritasına baktığımızda da terazi yükseliyor. O da hava elementi, aynen kova gibi. Kova zaten insani bir burç. Yani insanlar, düşünceler, fikirler, buluşlar, bunlarla ilgili, insan topluluklarıyla ilgili. Bu dolunay sırasında Güneş ve Ay'ın Kova burcunda birleştiğini görüyoruz ve aynı zamanda Venüs ve yönetici gezegen Satürn de Kova burcunda. Venüs ilişkileri sembolize eder ama Kova burcunda daha çok arkadaşlıklar ve gruplarla alakalıdır. Özellikle aynı ideali paylaşan, gelecek beklentileri aynı olan, umutları aynı olan kişilerin, toplulukların bir araya gelmesini sembolize eder. Bu anlamda tabii ki toplumsal çalışmalar, grup dernek çalışmaları, vakıf çalışmaları olabilir. Aynı ideali paylaşan, aynı siyasi görüşteki olan kişilerin bir araya geldiği siyasi oluşumlar olabilir. Buralarda Satürn'ün etkisi sorumlulukları güçlendiriyor. Daha uzun vadeli kalıcı yapılandırmalar anlamına geliyor. Biraz daha ciddi beklentiler içerisinde olabileceğimizi de işaret ediyor. Bir derecede olması tabii ki bir birlik, bir başlangıç, bir yenilik var burada. Yeni bir keşif, yeni bir düşünce, yeni bir fikir. Aynı zamanda belki bir lider, bir yönetici gibi topluluklar için, siyasi alanda olabilir, herhangi bir anlamda bir girişim söz konusu olduğunda olabilir. Bu konulara özellikle dikkat çekiyor. Özellikle sabit burçlarımız tabii ki daha fazla etkilenecek. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Sabit burçlar, Kova, Aslan, Boğa ve Akrep burçlarının İlk derecelerinde gezegenleriniz varsa sizin için bu yeni ay önemli. Yenilikler getirebilir hayatınızda, başlangıçlar yapabilirsiniz. Önce burçların da son dereceleri etki alabilir. Oğlak, Yengeç, Terazi ve Koç burçlarının 27 ile 30 derecesi arasında olanlar da yine bu yeni aydan etkiler alabilirler. Yeni ay haritanın 4. ve 5. evini etkiliyor. Burası biraz daha bizim işte özel hayatımız, güvenliğimizle ilgili konular, ailemiz, kişisel girişimlerimiz, bizi mutlu eden, bize umut veren, bizi heyecanlandıran kişisel girişimlerimiz, bu alanlarda da bazı bize kapılar açabilecek bir yeni ay döngüsündeyiz. Kova hava elementinin sabit niteliklerini taşır. Kar yeni ayı olarak da tanımlanır. Tam kış mevsiminin ortasındayız aslında. Kış mevsiminin de en güçlü etkilerini gösterebileceği bir dönemdeyiz. Kar bekleyenlerin de inşallah beklenen karı görmelerini diliyorum bu yeni ayla beraber. Çin astrolojisinde de yeni yıl başlangıcı, tavşan yeni yılı başlayacak. Dolayısıyla aslında belki de 2023 yılını başladığını bu yeni ayla beraber daha güçlü hissedeceğiz. O yüzden siz de geleceğe odaklanın. 2023'ten neler bekliyorsunuz? Umutlarınız nedir? İdealleriniz nedir? Hayalleriniz nedir? Projeleriniz nedir? Bu yeni ay bunları hedeflemek için, niyetler ortaya koymak için çok uygun bir yeni ay. Teknolojiyi yönetir Kova burcu, bilimle ilgilidir, iletişimle ilgilidir. Tabii ki bilişim sektörü, internet, sosyal medya, tüm bu alanlarda olan gelişmeler yine Kova burcuyla alakalıdır. Elektriği yönetir, elektroniği yönetir, uzay, astronomi Kova burcuyla alakalıdır. Astroloji de Kova burcuyla alakalıdır. Yeni keşifler bekleyebiliriz. Özellikle Altair yıldızının da burada tesirini görüyoruz. Altair yıldızı çok güçlü bir yıldız. Kartal takım yıldızına ait. Bu yıldız hırslı, kararlı, tutkulu bir enerji verir, cesaret verir. Kariyer başarıları, zenginlik, liderlik enerjisi vardır. Kısa sürede gelebilecek büyük bir başarıyı mesela verebilir. Bu başarının kalıcı olması için tabii ki daha sabırlı, daha ciddi, daha çalışkan bir tutum içerisinde olmamız gerekir. Kartal takım yıldızı aynı zamanda dünya astrolojisinde Altair Amerika'yı sembolize eder. Amerika ile de ilgili önemli gündemler bekleyebiliriz. Amerika'nın
özellikle belki liderleri ve onun siyasi yapılandırmasında Ocak ayı ve ardından Şubat ayında hızlı gelişmeler bekleyebiliriz. Yine halkını yöneten alanlarda, çünkü Ay burcu Amerika'nın Kova ve burada özellikle Venüs'ün ve Satürn'ün etkisini görüyoruz. Halk topluluklarıyla ilgili ve Kova'nın kendi içinde olan biraz böyle düzene karşı gelen, daha isyankar, daha insan hakları, evrensel konular gibi alanlardaki çıkışlarını, etkilerini, enerjilerini görebiliriz. Özellikle Amerika üzerinde. Bunun yanı sıra uzay ve astronomiyi yönetir Altair. Buralarda yeni buluşlar, yeni keşifler olabilir. Enerjiyi ve nükleer enerjiyi yönetir. Füzeler ve bombalarla da alakalıdır. Yeni ay haritasında Koç burcundaki Jüpiter, Güneş ve Ay'la güzel bir açıda. Jüpiter Koç burcunda cesur, girişken, hevesli, özgüvenli bir yapı veriyor ve tabii ki hepimizi aslında etki verdiği alanlarda girişimler konusunda, başlangıçlar konusunda cesaretlendiriyor. Tabii burada bir liderlik etkisi de var. Dolayısıyla askeri alanda da bir etkisi var Jüpiter'in Koç burcunda. Yani dünya üzerinde de askeri anlamda böyle bir cesaretle bir adım, belki böyle bir savaş enerjisini, özellikle ülke liderlerinin hareketlenmesi, daha özgüvenli davranması ve bazı girişimlerde bulunması da mümkün olabilir. Tabii ki insanlık için inşallah güzel gelişmeler olur. Savaş tabii ki olumsuz bir şey ama bu harita bunları da teşvik edebilir. Yani bu tarz girişimleri de aslında teşvik edebilecek bir yeni ay haritası. Mars'ın İkizler Burcu'ndaki hareketi yine yaklaşan açıyla yeni ayı destekliyor. Jüpiter yine destekliyor. Dolayısıyla Mars zaten Aldebaran yıldızıyla bağlantıda. Bu da son derece savaşçı bir enerji. Savaş konusunda, mücadele konusunda, liderlik konusunda çok güçlü etkileri var bu yıldızında. Hava yollarını yönetir dedik. Hava yolları, uçaklar, tabii ki uzay, astronomi ile alakalı konularda bazı dikkat çekici gelişmeler söz konusu olabilir. Ülkemizin 8. evi Kova'dır Türkiye haritasının, ki burası daha çok ekonomidir. Ekonomik anlamda bazı yeni kararlar söz konusu olabilir. Özellikle enerji ve elektrikle ilgili, elektrik şirketleri, enerji şirketleriyle ilgili bazı düzenlemeler söz konusu olabilir. Ve parayla, ekonomiyle ilgili daha çok dijital alanda, dijital paralar gibi mesela bu alanlarda bazı yeni şeyler duyabiliriz. Kova yeni ayının genel anlamda 2023'ün güzel yeni aylarından biri olduğunu söyleyebilirim. Kişisel anlamda tabii ki hepimizin Kova burcu kişisel haritalarımızın hangi evini etkiliyorsa o alanlarda bu yenilik heyecanını daha fazla hissedeceğiz bu yeni ayda. Şimdi yükselen burçlarımıza göre genel olarak yeni ay size neler getirebilir, bunlardan bahsedeceğim. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, Kova yeni ayı 11. evinizde doğacak. Yeni umutlar, yeni hedefler belirleyeceğiniz bir dönemdesiniz. Projeleriniz olabilir, yeni tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Sosyal alanda güçlü bir dönem başlıyor sizin için. Bu yeni ay yeni arkadaşlar ortaya çıkarabilir, yeni tanışmalar olabilir. Bazı grup çalışmalarına, organizasyonlara dahil olabilirsiniz. Hatta insanlık için evrensel konular, toplumsal konular, dernek, vakıf çalışmaları, belki siyasi bir oluşum içerisinde sorumluluklar almanız, bu alanlara daha fazla dahil olmanız mümkün. Arkadaşlıklarla ilgili hedeflerinize şöyle bir odaklanabilirsiniz. Gelecek umutlarınızı şöyle bir gündeme alabilirsiniz. Jüpiter'in de burcunuzdaki etkisi yeni ayın enerjisini sizin adınıza bireysel anlamda daha güçlü hale getiriyor. Şanslı bir dönemdesiniz. Bu kişisel girişim anlamında daha hevesli ve cesur olabileceğinizi ve fırsatları değerlendirebileceğinizi de işaret ediyor sevgili koçlar. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, Kova yeni ayı kariyer alanınızda doğacak. Dolayısıyla yılın bu dönemi geleceğinizi ve kariyerinizi etkileyecek yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Sahip olduğunuz yetenekleri ve tecrübeleri değerlendirebileceğiniz bir dönemdesiniz. Yapacağınız girişimler uzun vadeli yapılandırmalar olabilir. Bir meslek seçimi olabilir. Bir iş ortamında çalışıyorsanız, örneğin görev tanımınızda sorumluluklarınız artabilir. Ama toplumdaki duruşunuzda, kariyerinizde de bir güçlenme söz konusu olabilir. Size başarı, otorite getirebilecek bir yeni ay döngüsü bu. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 1 derece ve yakınlarında
güneşiniz, yükselen burcunuz varsa bu bahsettiğim etkileri daha güçlü hissedebilirsiniz sevgili boğalar. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, kova yeni ayı 9. evinizde doğacak. Geleceğe dair yeni umutlarınız var. Ufkunuzu artık biraz daha geliştirebilirsiniz. Daha maceracı, daha girişken olabileceğiniz bir dönemdesiniz. Arkadaşlardan teklifler gelebilir, fırsatlar gelebilir. Yurt dışı konuları, uluslararası alanlarda projeleriniz olabilir, seyahat planlarınız olabilir, yurt dışında okumak gibi bir konunuz ya da yerleşmek, yaşamak istiyorsanız bununla ilgili girişimleriniz olabilir. Eğitim ve akademik alanlarda da bu yeni ay size yeni fırsatlar getirebilir. Özellikle basın, yayın, medya, sosyal medya, internet üzerinde yapılacak girişimler konusunda da çok fazla açılımla, şansla karşılaşabilirsiniz. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, kova yeni ayı finansal durumunuzla ilgili bazı başlangıçlar getirebilir. Örneğin bir kredi başvurusu olabilir bu, ya da eşinizin kaynakları, eşinizin kazançları alanında bir girişim olabilir. Miras gibi, sigorta gibi, nafaka gibi, tazminat gibi daha çok hisseli paralar alanında bazı düzenlemelerle karşılaşabilirsiniz. Emeklilik gibi beklentiniz varsa mesela bununla ilgili adımlar atabileceğiniz bir dönemdesiniz. Bir borcunuz varsa bunu yapılandırmayla ilgili yeni fikirler, yeni çözümler de bulmanız mümkün olabilir sevgili yengeçler. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, sizin için de çok önemli bir yeni ay döngüsündeyiz. İlişki evinizde doğacak. Bu ilişki de özellikle evlilik gibi konulara daha umutla yaklaşabilirsiniz. Arkadaşlıklar, işbirlikleri, ortaklıklar anlamında da yeni kapılar açılabilir size. Bir ilişkinizin sorumluluğunu almaya ve onu daha uzun vadeli hayatınıza sokmaya karar verebilirsiniz. Evlilik teklifi yapabilirsiniz. Evlilik teklifi alabilirsiniz. Sizin için evlilik dönemi aslında bu yeni ay. Tabii ki işbirlikleri, ortaklıklar, bunun gibi yapılar içinde bu yeni ayın enerjilerini değerlendirebilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakın. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 1 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ay sizin için çok daha etkili olabilir, belirleyici olabilir sevgili aslanlar. Sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar, kova yeni ayı günlük hayatınızı, iş ve çalışma alanınızı etkiliyor. Bir işe başlama, mesleki anlamda bir eğitim ya da çalışma düzeninizde bir yenilik, örneğin işinizin dijital alanlarında bazı adımlar atabilirsiniz. İnternet, sosyal medya üzerinde bazı yapılar kurabilirsiniz ve bunları geliştirebilirsiniz. Beraber çalıştığınız kişilerle ilişkilerinizde düzenlemeler olabilir. Bir yardımcı alabilir, bir asistanınız olabilir örneğin. Günlük hayatınızda alışkanlıklarınızı şöyle bir yenileyebilirsiniz. Yeni bir beslenme programı, giyim, kuşam tarzı, belki spora başlayabilirsiniz. Çalışma düzeninizde değişimler olabilir. Hayatınızın aslında alışkanlıklarınız anlamında, günlük rutinleriniz anlamında çok önemli olabilecek, hayatınıza yenilik getirebilecek önemli bir yeni ay döngüsü bu sevgili başaklar. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, sizin için keyifli bir yeni ay. Aşk evinizde doğuyor. Venüs de orada. Evet, aşık olabilirsiniz. Süregelen ilişkilerinizde daha tutkulu olmanız mümkün. Satürn'ün oradaki etkisi sorumluluklar da getiriyor size. İlişkinizin sorumluluğunu alıp daha ciddi bakabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak konusunda bu yeni ay sizi destekliyor. Çocuk sahibi olabilirsiniz. Hamilelik, doğum gibi konular hayatınızda şöyle bir netleşebilir. Bununla ilgili planlarınız olabilir. Bir hobiniz var, bir yeteneğiniz var. Buna daha ciddi yaklaşabilirsiniz. Yeteneklerinizi geliştirebilir, düzenli çalışabilir. Belki bunu artık bir iş haline getirebilirsiniz. Tüm bu olasılıklar bu yeni ayda gündemde olacak sevgili teraziler. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, sizin için de önemli bir yeni ay. Bu yeni ay ev yuva alanınız, ailevi konuları etkiliyor. Tabii ki evlenmek, yuva kurmak gibi bir dönemde olabilirsiniz. Taşınmak, yer değişikliği, ev almak, satmak, evinizde bazı düzenlemeler yapmak, anne baba ebeveynlerinizle ilgili konular bu yeni ayın kapsamında olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 1 derece ve yakınlarındaysa bu bahsettiğim tesirler çok daha önemli olabilir sizin için sevgili akrepler. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, sizin için keyifli bir yeni ay 3. evinizde olacak. Meraklısınız, heyecanlısınız. Yeni şeyler öğrenme konusunda çok öne çıkacağınız bir yeni ay bu. Bol bol okuyabilirsiniz, araştırabilirsiniz, bir şeyleri yazabilirsiniz. Medya, basın, yayıncılık işleri
için, internet, sosyal medya üzerinde yapılacak girişimler için keyifli bir yeni ay. Bir eğitime başlayabilirsiniz. Ticari bir oluşum olabilir. Seyahat etme potansiyeliniz var bu yeni ayda. Kardeşlerle de ilgili hızlı ve keyifli gelişmeler olabilir çevrenizde sevgili yaylar. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, kova yeni ayı para evinizde doğuyor. Ve burada gerçekten artık parasal anlamda bir güvence arıyorsunuz. İş arıyorsanız evet, bu yeni ay size yeni bir kapı açabilir. Para kazanmak ve istikrarlı uzun vadeli bir parasal kazanç anlamında bir kapı açabilir. Aynı zamanda yeteneklerinizi değerlendirerek belki kendi işinizi kuracaksınız. Bu bireysel özgür çalışacağınız bir iş olabilir. Kazanç sağlayabileceğiniz bir girişim olabilir. Kaynaklarınızı değerlendirme yönünde daha uzun vadeli kalıcı adımlar atabilirsiniz. Örneğin paranızın değerlenmesi, yatırımlar, alışverişler ve benzeri yapılanmalar içinde bu yeni ay size yeni kapılar açabilir. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, sizin yeni ayınız tabii ki, birçok kova etkileniyor bu yeni aydan ve özellikle tabii ki yeni ay derecesi bir derecede olduğu için lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneşiniz ve yükselen burcunuz bir derece ve yakınlarındaysa daha güçlü etki alabilirsiniz. Doğum gününüzde özellikle 20, 21, 22, 23 Ocak'sa bu sizin için tüm yıla yayılan bir yenilik enerjisi getiriyor. Aslında hem Venüs'ün hem Satürn'ün de burcunuzda olması hayatınızda kalıcı, sağlam yapılar kurmak için sizi teşvik ediyor. Gerek ilişkilerinize, gerek kariyerinize bu dönemde daha ciddi bakıyorsunuz. Gelecek kaygılarınız var. Sorumluluk duygunuz yükselmiş durumda. Hayatınızdaki her şeyin sorumluluğunu alma potansiyelindesiniz. Bu şekilde ciddi yaklaşımlar tabii ki size güven verecektir. Ve şu ana kadar yapmış olduğunuz çalışmaların, harcadığınız emeklerin karşılığını da alabileceğiniz bir dönemdesiniz. Jüpiter'in olumlu etkisi yeni düşünceleri, yeni fikirleri destekliyor. Şans yakın çevrenizden, kardeşlerden, çok yakınlarınızdan gelebilir bu dönemde. Yaptığınız çalışmaların karşılıklarını alabilirsiniz. Kendinizi iyi ifade edebileceğiniz bu bir dönemdesiniz. Ait olduğunuz ortamda, arkadaş gruplarında ya da iş ortamında rahatlıkla liderlik yapabilecek, sorumlulukları alabilecek bir dönemdesiniz. O yüzden hem ilişkilerde, hem kariyerde, hem iş alanında hedeflerinizi belirleyin ve artık istikrarlı bir şekilde bu hedeflerinize doğru harekete geçin sevgili kovalar. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, kova yeni ayı 12. evinizde doğacak. Kova yeni ayı bir hazırlık dönemi aslında. Hem ruhsal hem bedensel. Sizin için bir dinlenme, bir şifa, arınma dönemi. Bu kova yeni ayıyla beraber hayatınızı şöyle bir gözden geçirebilir. Aslında sağlığınızın, hem duygusal hem zihinsel sağlığınızın sorumluluğunu alabilirsiniz. Kilo vermek olabilir, doğru beslenme olabilir, zararlı alışkanlıklardan kurtulma olabilir, iş veriminizi arttırmak için daha doğru bir çalışma planı olabilir. Tüm bunları gözden geçirebileceğiniz, netleştirebileceğiniz ve hazırlıklar yapabileceğiniz bir dönemdesiniz. Bunun için biraz inzivaya çekilebilir. Belki bir dinlenebilir. Kısa bir tatil de yapabilirsiniz. Bu yeni ayda bu da çok keyifli olabilir. Enerji toplamanızı, güç toplamanızı sağlayabilir sevgili balıklar.